Oldukça uzunca bir süredir ayın içinde ne olduğu merak ediliyordu. Ancak yapılan yeni bir çalışma, dünyanın uydusu ayın iç mekanizmalarına ışık tutarak tüm merakları gideriyor. Mayıs ayında yayınlanan kapsamlı bir araştırma da, ayın iç çekirdeğinin aslında demire benzer bir yoğunluğa sahip katı bir top olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu bulgunun, ayın iç kalbinin katı mı yoksa erimiş mi olduğuna dair uzun süredir devam eden tartışmaların çözülmesine yardımcı olacağını, ayın ve dolayısıyla Güneş sisteminin tarihinin daha doğru bir şekilde anlaşılmasına yol açacağını umuyor. Güneş sistemindeki nesnelerin iç bileşiminin araştırılması en etkili şekilde sismik verilerle gerçekleştiriliyor. Apollo misyonu tarafından toplanan ay sismik verilerine sahibiz ancak bu verilerin çözünürlüğü iç çekirdeğin durumunu doğru bir şekilde belirlemek için çok düşük. Akışkan bir dış çekirdek olduğunu biliyoruz, fakat bunun neleri kapsadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hem katı iç çekirdek hem de tamamen akışkan çekirdek modelleri Apollo verileriyle eşit derecede iyi çalışıyor. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden astronom Arthur Briaut liderliğindeki ekip, bunu kesin olarak anlamak için uzay görevlerinden ve ay lazer ölçüm deneylerinden veri toplayarak çeşitli ay özelliklerinin bir profilini çıkardılar. Bunlar arasında Dünya ile olan yer çekimi etkileşiminden kaynaklanan deformasyon derecesi, Dünya'ya olan uzaklığındaki değişim ve yoğunluğu yer alıyor. Daha sonra gözlemsel verilerle en yakın eşleşmeyi bulmak için çeşitli çekirdek türleriyle modellemeler yapıldı. Araştırma ekibi, ayın çekirdeğinin Dünya'nınkine çok benzediğini, dışta akışkan bir tabaka ve içte katı bir çekirdek olduğunu buldu. Modellemelerine göre dış çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 362 kilometre ve iç çekirdeğin yarıçapı ise yaklaşık 258 kilometre. Bu da ayın tüm yarıçapının yaklaşık %15'ine denk geliyor. Ekibin bulduğu iç çekirdeğin yoğunluğu da metreküp başına yaklaşık 7822 kilogram. Bu da demirin yoğunluğuna çok yakın. Briaut ve ekibi, elde ettikleri sonuçların daha önceki bulguları doğruladığını ve Dünya benzeri bir ay çekirdeği için oldukça güçlü bir kanıt oluşturduğunu söylüyor. İnsanlığın nispeten kısa bir süre içinde Ay'a dönme planları göz önüne alındığında, belki de bu bulguların sismik olarak doğrulanması için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Yeni çalışma, Ay'ın yapısı ve tarihi hakkında çok şey bilmemize rağmen, önceden var olan bu bilgileri doğrulamaya ve geliştirmeye yardımcı oluyor. NASA, 2011 yılında Ay'ın demir açısından zengin, katı bir çekirdeğe ve ayrıca sıvı bir dış çekirdeğe sahip olduğunu önermişti. O sırada araştırmacılar, ayın iç katmanlarının neye benzediğinin bir resmini çizmek için Apollo görevleri sırasında alınan sismik verileri kullanmıştı. Eski çalışma, iç çekirdeğin yaklaşık 482 kilometrelik bir çapa sahip olduğunu tahmin ediyordu ve bu tahminleri yeni araştırma ekibinin tahminlerine oldukça yakındı. Araştırma ekibi, NASA tarafından toplananlar gibi önceden var olan veri setlerine dayanarak ayın iç yapısının modellerini oluşturdu. Briaut ve çalışma arkadaşları NASA'nın Grail görevinde toplananlar gibi ayın yerçekimi alanlarının fiziksel gözlemlerini eşleştirerek ayın bu yerleşik veri noktaları ile en iyi uyumlu olan iç jeoloji simülasyonunu geliştirdiler. En iyi eşleşme, ekibin tanımladığı katı iç çekirdeği içeriyordu. Ay'ın mantosunun ters döndüğü sonucuna ulaşma süreci de benzer bir çalışmayla gerçekleştirildi. Ekip, termodinamik verileri temel alarak Ay'ın mantosunun dijital bir modelini oluşturdu ve Ay'ın mevcut durumuyla en iyi eşleşen demir açısından zengin malzemeden oluşan Ay'ın iç katmanlarının döndüğü senaryoları inceledi. Tabii ki bu çalışma, Ay'ın tuhaf jeolojisini keşfetmeye yönelik son zamanlarda yapılan tek çalışma değil.
Çin'deki araştırmacılar, Mart ayında yayınladıkları bir çalışmada, cam boncuklardan oluşan muazzam bir su deposunun ay yüzeyinde yer aldığına dair kanıtlarını gösterdiler. Change 5i iniş aracı görevi bilim insanları, ayın regolitinde bulunan küçük cam boncukların asteroid çarpmalarından kaynaklandığını ve güneş rüzgarından elde edilen suyu depolayabildiğini önerdiler.